Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Aytimur. Bilişim Teknolojileri alan öğretmeniyim. Mobil uygulamalar dersinde sizinle beraber mobil uygulama geliştirmeyi öğreneceğiz. Dersimize bizim için hayatta en önemli olan sağlığımızı koruyarak başlayalım. Ekrandan dersleri takip ederken sandalyemizi ya da bilgisayar koltuğumuzu dik bir şekilde ayarlayalım. Başımızı aşağı ya da yukarı hareket ettirmeden kendimizi ya da ekranı ayarlayalım. Pozisyonumuzu ayarladıktan sonra ekran ile gözlerimiz arasındaki mesafeyi de ayarlayalım. Çünkü çok yakın ya da çok uzak mesafe göz yorgunluğu yapacaktır. Derslerimizi takip ederken sağlığımızdan kesinlikle taviz vermeyelim. Dersimize size iki soru sorarak başlamak istiyorum. Hiç mobil uygulamanız var mı? Ya da bir uygulama mağazasında geliştirmiş olduğunuz mobil uygulamanız mevcut mu? Eğer daha önce mobil uygulama geliştirmediyseniz ve uygulama mağazasında mobil uygulamanız yoksa hiç üzülmeyin arkadaşlar. Sizinle beraber mobil uygulama geliştirmeyi temelden öğrenip ileriye doğru arkadaşlar mobil uygulamalar geliştireceğiz. Daha sonra geliştirmiş olduğumuz bu mobil uygulamaları uygulama mağazasında yayınlayıp takibini beraber yapacağız. Şimdi işleyeceğimiz konulara hızlı bir şekilde göz atalım. Konularımıza baktığımızda mobil işletim sisteminin tanımı, Mobil işletim sistemleri ve kullanım oranları, mobil uygulama geliştirme programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme ortamları ve en son olarak mobil uygulama geliştirme ortamını kurarak dersimizi sonlandıracağız. Mobil işletim sisteminin tanımı ile başlayalım. Mobil işletim sistemi cep telefonu, tablet, akıllı saat, akıllı bileklik ve benzeri taşınabilir akıllı cihazlar için geliştirilen işletim sistemidir. Biz bu mobil işletim sistemleri sayesinde akıllı cihazlarımıza uygulamaları indirip rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Mobil işletim sistemleri ve kullanım oranları. Mobil işletim sistemlerinin adlarına baktığımızda Android, iOS, Linux, Windows Phone ve Windows Mobile gibi birçok işletim sistemi burada mevcut. Burada işletim sistemlerinin adlarından çok hangi mobil işletim sistemi pazarda ne kadar bir paya sahip Buradaki tabloda arkadaşlar dünyada kullanılan mobil cihazların işletim sistemlerinin kullanım oranlarını görüyoruz. Örneğin Android işletim sisteminin şu an arkadaşlar dünyada bulunan mobil cihazlarda yaklaşık olarak %70.61 gibi bir paya sahip. Aynı şekilde iOS işletim sistemi de mobil cihazların yaklaşık olarak %28.82'sinde kullanılmakta. Burada Android ve iOS'u bir keseye topladığımızda yaklaşık olarak pazarın %99.5 gibi bir oranına sahipler. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Mobil uygulama geliştirmek istediğinizde pazarı iyi bileceksiniz, ona göre uygulama geliştireceksiniz. Yani Android ve iOS için mobil uygulama geliştirmek burada mantıklı. Buradaki verileri Alt tarafta kaynak olarak paylaştığım netmarketshare.com web sayfasından getirdim arkadaşlar buradaki sayfayı ziyaret ederek daha güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Özellikle Android işletim sisteminin Türkiye'de kullanım oranı yaklaşık olarak %80 civarında. Mobil uygulama geliştirme programlama dilleri. Android işletim sistemi ile başlayalım. Android işletim sistemi geliştirilirken Java, C++, C, C Sharp ve Shell Script gibi birçok programlama dili kullanılarak Android işletim sistemi arkadaşlar oluşturulmuştur. Android işletim sistemi için mobil uygulama geliştirmek istediğimizde kullanabileceğimiz programlama dilleri Java, Kotlin, C++, C, C Sharp, Python, JavaScript, Ruby ve birçok ismini sayamadığım programlama dilini kullanarak Android işletim sistemi için mobil uygulama geliştirebilirsiniz. iOS işletim sistemine baktığımızda Objective-C, Apple'ın geliştirmiş olduğu Swift dili, C ve C++ dillerini kullanarak iOS işletim sistemi için de mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Farkındayım arkadaşlar aklınıza bir soru takıldı. Biz hangi programlama dilini kullanarak mobil uygulama geliştireceğiz? Ben hep öğrencilerime şu örneği veririm. Gündelik hayatta işe giderken giydiğiniz ayakkabı ile amatör bir maraton koşusuna katıldığınızı düşünün. Elbette ki bu ayakkabınız ile maratonu tamamlayabilirsiniz. Fakat bir koşu ayakkabısına göre yeterli performans ve yeterli verimi alamazsınız. Yani ne demek istiyorum burada? Doğru iş için doğru ayakkabı giymemiz şart. Eğer Android işletim sistemi için mobil uygulama geliştirmek istiyorsanız şu noktayı iyi bilmeniz lazım. Android işletim sisteminin uygulama katmanının tamamı arkadaşlar Java ile geliştirilmiştir. Yani Android işletim sistemi için mobil uygulama geliştirmek istiyorsanız ya Java programlama dilini ya da Java temelli oluşturulan programlama dillerini kullanabilirsiniz. Örneğin buradaki Kotlin programlama dili Java üzerine geliştirilmiş olan yeni modern dillerden bir tanesi arkadaşlar. Android işletim sistemine mobil uygulama geliştirirken burada bulunan Kotlin programlama dilini kullanacağız. iOS işletim sistemine geçtiğimizde şu an piyasada birçok uygulama Objective-C ile geliştirilmiş durumda. Fakat Apple firmasının geliştirmiş olduğu Swift dili yine Kotlin gibi modern dillerden bir tanesi. Objective-C üzerine geliştirilmiş bir dil. Apple firması Swift dilini kullanmamızı tavsiye ediyor. iOS işletim sistemine mobil uygulama geliştirmek istediğimizde buradaki arkadaşlar Swift dilini kullanacağız. Mobil uygulama geliştirme ortamları internete arama yaptığınızda bunu ID olarak görebilirsiniz. Yani tümleşik geliştirme ortamı. Android işletim sistemi için mobil uygulama geliştirmek istediğimizde Google'ın geliştirmiş olduğu Android Studio yazılımını kullanıyoruz. Desteklediği dillere baktığımızda Java ve Kotlin için direkt dillerin desteğini veriyor arkadaşlar. C ve C++ için de framework desteği şu an mevcut. Android Studio yazılımı Apache 2.0 lisansına sahip yani ücretsiz bir yazılım. Bilgisayarımıza indirip rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. iOS işletim sistemi için mobil uygulama geliştirmek istediğimizde kullanacağımız yazılım Xcode. Eğer macOS işletim sistemi bilgisayarınıza yüklü ise Xcode'u indirip kurabilirsiniz. Desteklediği dillere baktığımızda yine Apple firmasının geliştirmiş olduğu Swift dili, C, C++ ve Objective-C gibi dilleri destekliyor. Bu da arkadaşlar Apache 2.0 lisansına sahip. MacOS işletim sistemi bilgisayarımıza yüklü ise indirip ücretsiz bir olarak arkadaşlar kurup kullanabiliyoruz. Mobil uygulama geliştirme ortamını kurma. Dikkat etmemiz gereken bir husus var. Mobil uygulama geliştirme ortamını kurarken önce JDK kurulumu daha sonra Android Studio programını kurmamız gerekiyor. JDK ne demek? Java Development Kit demek. Yani Java geliştirici kiti. Biz Java üzerine mobil uygulamaları geliştirmek istediğimizde bu uygulamaların yorumlanması ve derlenmesi buradaki JDK yazılımı sayesinde oluyor arkadaşlar. JDK kurulumunu yaptıktan sonra Android Studio programımızın kurulumunu yaparak ortamımızı hazırlamış oluyoruz. Şimdi buradaki JDK ve Android Studio programlarının gerekli kurulumlarını yapalım. Ben daha önce JDK program paketini ve Android Studio yazılımını indirmiştim. Şimdi bunları nasıl temin ettiğimize bakalım. Daha sonra kurulumlarını yapalım. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Arama motoruna JDK Download yazalım. Çıkan ilk sayfada ve ilk sırada Java'nın resmi sitesi olan oracle.com geliyor. Buraya açalım. Burada her zaman JDK'nın arkadaşlar güncel versiyonu en üste gösterilir. Şu anki versiyonu 14.02. Sağ tarafta bulunan JDK Download butonuna tıklayarak indirelim. Burada indirmek istediğimizde indirebileceğimiz işletim sistemleri için burada paketleri mevcut. Biz Windows işletim sistemine kurulum yapacağımız için sağ tarafa baktığımızda burada iki tane paketi mevcut. Biri zip dosya şeklinde bir diğeri ise exe yani paket yükleyicisi şeklinde. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Eğer buradaki zip dosyasını indirirseniz burada kurulu bir paket yok, içerisinde klasörler mevcut. Bunları işletim sisteminizin kurulu olduğu bölüme manuel olarak kopyalayıp yollarını göstermeniz gerekiyor. Ama bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunun yerine buradaki paket yükleyicisini indirelim. Zaten ilgili kurulumu ve ilgili yolu kendisi arkadaşlar tercih etmiş oluyor. Buradaki paketi yükleyelim. Daha sonra çıkan lisans sözleşmesini kabul ediyorum ve indirme işlemini başlatıyorum. Gördüğünüz gibi JDK'mız arkadaşlar indirmeye başlandı. Ben daha önce indirdiğim için buradaki indirme işlemini iptal ediyorum. Şimdi Android Studio programımızı indirelim. Yeni bir sekme açıyorum. Adres çubuğuna developer.android.com web sayfasını açalım. Burası Google'ın resmi geliştirici sayfası. Buradan Android Studio Açılan sayfada direkt Android Studio yazılımını indirebileceğimiz bir tane download linki verilmiş. Şu anki Android Studio programımızın versiyonu 4.0.1. Benim kullanmış olduğum işletim sistemini Windows 64 bit olarak algılamış ve ilgili sürümü indirmeye arkadaşlar sunmuş. Yaklaşık olarak boyutu şu an 871 MB. Eğer farklı bir işletim sistemi için indirme işlemi yapmak istiyorsanız buradaki bulunan download option seçeneğine tıklayalım. Burada yine aynı şekilde Windows için, Mac bilgisayarları için, Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlar için ve Chrome OS işletim sistemi için Android Studio'nun paketleri mevcut. Burada da eğer indirme işlemini buradan başlattığınızda burada da yine zip şeklinde ve paket yükleyicisi şeklinde mevcut. Burada arkadaşlar önerilen yani buradaki paket yükleyiciyi indirelim. Şimdi aşağı inelim sayfamızdan şöyle. Android Studio'yu bilgisayarımıza kurmak istediğimizde Sistem gereksinimleri arkadaşlar neler? Windows için baktığımızda Windows 7 ve sonraki sürümlerinde kurulum için minimum arkadaşlar 4 GB RAM istiyor. Önerilen RAM miktarı 8 GB. Arkadaşlar Android Studio programını kurmak için 4 GB RAM yeterli fakat uygulama geliştirmek için 4 GB RAM ile uygulama geliştiremezsiniz. Yani minimum RAM miktarınız arkadaşlar 8 GB olsun. Yine burada diskte ihtiyacımız olan alanı 2 GB olarak söylemiş. Siz Android Studio programını kurup uygulama geliştirmek istediğinizde en az bir 20 GB diskinizde yer ayırın. Aynı şekilde ekran oranı ise arkadaşlar 1280'e 800 çözünürlüğünde bir ekran olması yeterli. Bu saymış olduğumuz bütün özellikler Mac bilgisayarlar için, Linux işletim sistemi için ve Chrome OS işletim sistemi için aynı seçenekler mevcut burada. Şimdi sayfanın en üstüne geliyorum ve burada bana sunmuş olduğu download linkine tıklıyorum. Çıkan lisans sözleşmesini kabul edip indirme işlemini başlatalım. Android Studio programımızın indirme işlemi başladı. Daha önce indirdiğim için de bu indirme işlemini iptal ediyorum. Şimdi açalım indirmiş olduğumuz paketleri. İlk önce JDK kurulumunu yapalım. Çift tıklıyorum. Evet diyoruz. Daha sonra next next. Burada internete bağlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve close diyerek JDK kurulumunu tamamlamış oluyoruz. İlk önce ne demiştik? JDK kurulumu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra Android Studio programını arkadaşlar kurulumunu başlatıyorum. Yine bilgisayarımızın internete bağlı olduğundan emin olalım arkadaşlar. Çıkan uyarıya evet diyelim. izinleri verelim. Daha sonra next. Next. Burada Android Studio programınızın kaydolacağı yolu gösteriyor. Buradaki yolu değiştirmenizi önermem. Çünkü şu an Java klasörünün kayıtlı olduğu CDK dosyasıyla arkadaşlar uyumlu çalıştığı için buradaki yolları değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Next ve install diyerek kurulumu başlatıyoruz. Burada kurulum işlemini tabi yaparken eğer bilgisayarınızda disk olarak SSD mevcut ise buradaki kurulum işlemi daha hızlı gerçekleşiyor. Evet şu an kurulum işleminin bittiğini söylüyor arkadaşlar. Bilgisayarımda SSD mevcut olduğu için hızlı bir kurulum yaptı. Next diyorum. Ve Finish diyerek Android Studio programımızı başlatıyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapma diyoruz. Yani Do Not Import Setting. OK. Next diyorum. Daha sonra buradan arkadaşlar standart kurulumu seçiyorum. Next. Burada Android Studio programında çalışırken hangi temayı kullanmak istediğimizi söylüyor. Ben arkadaşlar beyaz ışık fazla mavi ışık yaydığından dolayı genelde buradaki darkla yani koyu olan temayı tercih ediyorum. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Next diyorum. Daha sonra burada arkadaşlar uygulamamızı çalıştırmak istediğimizde yani yeni proje açtığımızda ortamımızın hazırlanması için burada indirilmesi gereken SDK ve emülatör dosyaları mevcut. Finish diyerek arkadaşlar buradaki indirme işlemlerini başlatalım. Burada SDK için ve emülatör için arkadaşlar gerekli olan dosyaları indirdiği için indirme işlemi biraz uzun sürebilir. Çıkan uyarıya arkadaşlar evet diyoruz. Burada Intel işlemciler için arkadaşlar emülatörü hızlandırmak için Intel Hex diye bir tane bir dosyamız var arkadaşlar. Bunu kurmamız gerekiyor. İşlemci için sanal bir ortam oluşturuyor. Burada gerekli olan indirme işlemlerimiz bitti. Finish diyorum. Arkadaşlar JDK ve Android Studio programını başarılı bir şekilde kurduk. Artık mobil uygulama geliştirecek ortamı da hazırlamış bulunuyoruz. Dersimizin sonuna geldik. Mobil uygulama geliştirmeyi öğrenmenin en iyi yolu bol bol pratik yapmaktır. Zihninizde gerçek hayatla ilişkilendirerek bir proje tasarlayın. Daha sonra bir A4 kağıdını alın önünüze. Zihninizde tasarladığınız bu projeyi A4 kağıdına çizin. Projenizi A4 kağıdına çizdiğiniz anda uygulama geliştirmede bu çiziminiz size bir yol haritası olacaktır. Madem elimizde bir yol haritası var uygulama geliştirme ortamını açalım ve mobil uygulamamızı geliştirelim. Göreceksiniz ki ekrandan takip ederken öğrendiğinizden çok fazlasını kendiniz öğrenmiş olacaksınız. Hoşçakalın.